Alkışları davuldaki çok yetenekli, kıymetli müzisyen Gencay Kıymaz için. Evet. Tam Avra Madya Su bu şarkının Yunanistan'da bilinen ismi ama biz bunu ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına ismiyle biliyoruz. Sevgili kıymetli müzisyen Nilüfer söylemişti. Biz çocuktuk o zaman. Yaşımız gereği. Bu parçayı küçükken klarnette çaldığım özel parçalardan biriydi. Şimdi sırada Devrim'in çok sevdiği bir şarkı var. Fikret Kızılok'tan Gönül diyeceğiz. Hadi bakalım. Thank you.
Sizlerden duymak istiyorum. Ama tabii sürpriz değil mi? Yani o anda internetten bunlar bayağı bir meşakkatli iş. Keşke şeylere getirseydik bugün sözleri. Bir dahakine inşallah size repertuarın sözlerini getireceğiz. Ne çalalım şimdi arkadaşlar? Ne istersiniz? Gönlünüzden ne geçiyor? Rüya olur mu? Rüya olur. Evet, albümden bir parça çalacağız. İsmi Rüya. Bakalım beğenecek misiniz Rüya'yı?
gördüğünüz gibi her iki parçada da işaret çok kamburu çıkmış genç dostumuz. Niye enstrümandan mı oldu senin böyle sürekli? Çalarken doğru. Biz müzisyenlerin aslında fiziksel sıkıntıları var. Ben de mesela şöyle baktığınız zaman biraz hep böyle şey duruyorum. Öyle ilk insanlar gibi hani var. Teorideki gibi. Şu anda ortadayım. Henüz daha dikleşmedik. Sevgili Murat Çorak için güçlü bir alkış yapar mısın? Mikrofon hiç kullanmıyorum. Arka taraftık salondan ses gelmiyor böyle, konuşma sesiniz. Arka tarafa canlı yayın yapıyoruz. Yaklaşık 60 kişi orada var. Öyle mi? Biz sadece burayla sınırlıyız diye düşünmüştüm. Demek ki odayı birazcık genişletmemiz lazım ha. Yukarıda da mikrofonlarımız var. Onlar arkadaki salona veriyor. Öyle mi? Ama oradaki... Ben de şeyi düşünmüştüm. Konuşma bitince ben kapatman lazım o da. Ha, anladım. Sesim çok kötü bugün. Gerçekten mikrofona hiç... şey yapmak istemedim, bulaşmak istemedim. Tonum farkındaysanız kötü çıkıyor çünkü hepiniz malum yakın çevrenizde ve kendinizden de bilirsiniz. Bu aralar grip meşhur. Bizi de vurdu geçti ailece. Ufak çocuktan başladı. Büyük çocuk derken biz onları iyileştirme çabalarıyla bir baktık ki biz de hastalanmışız. Bugün 5. gün ama çok şükür iyiyim. İnşallah sizlere bir şey olmaz. Mevsim geçişlerinde oluyor böyle. Ben o yüzden yine de grubuma doğru üfleyeyim bugün. Geçti bakma öyle. Tamam geçti. Hemen evhamlandı bana böyle bakıyor. Tamam sana doğru çalmayacağım asla. Şimdi biz repertuar olarak bir şey yazılı çizili getirmedik. Çünkü burada biliyoruz daha önce de yaptık konserlerimizi. Sizlerden aldığımız enerjiye göre repertuarımız canlı canlı şekilleniyor ve bugün oldukça canlı çalıyoruz. Neredeyse %90 ben akustik, %100, %90 demeyelim. Arkadaşımız %10. %100 sistemden. Ama ben, sevgili Gurur Nar ve Gencay, bu grupta şu anda en yiğit savaşanlardanız. Siz... Kendinizi duymuyorsunuz. Biz ne yapalım? Bizde mikrofon bile yok. Yani çok güzel oluyor böyle değil mi? Daha canlı, daha güzel, doğal, organik müzik yapıyoruz size bugün aslında. Şimdi... Thank you.
Kaslar falan. Protein mi beslenirsin? Gibi gibi. Gibi gibi. Protein ağırlıklı beslenirsin galiba. Daha çok. Hayvan sağlığı. Farkındayım. Yanından suyunu eksik etmiyor. Kasların yüzde kaçı şeydi suydu? Ne? Yüzde kaçı su kasların? Bilmem kaçı. Çalışmışsın o kadar. O benim yanımda diyor. Abi çalışmıyorum. Bayağı bildim bana aldık yani. Evet çok iyi olmuş. Birazcık Murat da çalışsaydı. O da başladı şimdi. O, o benim yanımda diye kaslı duruyor normalde o kadar. Bak bu güzel. Doğru, siz farklı yere oturuyorsunuz aslında. Senden de daha zayıf yok ki. Sen abi... Hadi, nereye koysak zayıf göreceksin. Sonra evde sen orada da zayıf. Hiç yok gözükeceksin. Ben orada hiç gözükmeyecek. Bence Bruno'nun yanına girsen. Orada daha... Çok çok yazık. Bir de bizim Erman var. Daha önce piyanoda niye Erman yok bugün? Hastalanmış. Hasta o da, doğru. Erman da bir... kaçtı? 1.90'daydı, 1.20 miydi boyu? Arası. Arası. Bizim Erman da işte piyano kadar. Bunlar, daha önce bizde çok uzun bir gitarist arkadaş vardı Yücel diye. İkisi Bodrum'da denize girdiler. Yücel de şu kadar bir şey, Erman da şu kadar, Yücel'in şu kadar. Boy versene demiş Yücel'e. Yücel de diyor ki burası boy zaten. Evet, yavaş yavaş gidiyor şey, grip gidiyor çaldıkça arkadaşlar. Demek ki performansa ihtiyacı varmış, gribe de şifa oldu arkadaşlar bu arada. Müziğin böyle bir gücü var, hani gözle görülür gibi değil ama şifa veren gücü yüzyıllarca kullanıldı zaten Osmanlı'da, Osmanlı'dan evvel. Hatta Edirne'de 2. Beyazıt Külliyesi var, bilenler var mı oraya? 2. Beyazıt Külliyesi'nde bildiğiniz gibi sularla, seslerle şifa metodu kullanılmış Osmanlı döneminde. O suların ve seslerin iyileştirici gücü çok yaygın olarak kullanılıyor. Hatta seslerle terapi diye günümüzde uygulamalar var artık. Şimdi bugün hepimize şifa olacak diye umuyoruz. İyi gelsin hepimize, kalplerinize, gönüllerinize, bütün o ne diyeyim, gripli olan var mı? Gripli yok, benden başka ya, hayret bir şey. Gerçekten ama bitirdi mi? Ben geç kaldım herhalde. Thank you.
Artık finalleri sana bırakıyoruz abi. Biz bir türlü bitiremiyoruz çünkü. Ya o uzatıyor, oradan bir şey yapıyor falan. Divane gönül. Gerçekten net bir finaldi. Gönül. Kaybol. Evet, şimdi iki tane beş beşe Orhan Gencebay çaldık değil mi arkadaşlar? Ateşim var, yanlış söyleyebilirim. şimdi ne çalıyoruz Gence? Balkanlardan mı? Trakya havası. Evet, finalde çalacağız. I Love You çalıyoruz şimdi. Evet. Ömer Faruk Tekbilek'ten, sevgili abimizden bir tane ton Dardanel işte. Evet. Thank you.
Sürpriz içindeyiz bugün. Bana da sürpriz oldu yani. Bu nereden çıktı devrim? Seviyorsun herhalde. İçinden çıktı. Evet. İbrahim Tatlıses biliyorsunuz en sevdiğimiz parçalarından bir tanesi bu. Yıllar önce ne kasıp kavurdu bu parçalarla. Değil mi abilerim? Şey ne vardı? O albümde yine çok meşhur olan parçalarda bu albümün içinde. Şey vardı, ben insan değil miyim? Değil mi? Ben de fena değilim hani 41'lik olarak. Yetiştim sayılır. Çok iyi. Nasıl gidiyor? Harika. Güzel mi? Küçük salonda herkes oynuyormuş. Küçük salonda? Allah'tan biz orada değiliz. Küçük salon oynuyor. Burası tabii dar. Yerimiz dar olduğu için oynayamıyoruz. Evet. Daha... Buyurun efendim. Ay İstanbul çalabilir misiniz? Böyle adam rica etsem. Ay İstanbul. Birazcık mırıldanır mısınız arkadaşımız için? Ay İstanbul'u. Onu bir sonraki sefere çalsak mı acaba? Şey yakaladın bizi. Hani nasıl derler? Hazırlıksız. Notalarımız yok yarımızda dermişiz. Bir Trakya yapalım mı artık? Yapalım. Tabii. Şimdi finale doğru geliyoruz. Biliyorsunuz Eyvah Eyvah filminde çaldığımız meşhur birkaç tane şarkı var. Onları arka arkaya bağlayacağız. Fasulyemiz var. Kuru fasulyemiz var. Akşam yemeğinde 7,5 lira. Dol Karabakır'ımız var. Ondan sonra Karaçalımız var. Sallasana var. Final zaten değil mi? Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Sağ olun, var olun. Yani bana dayandığınız için şu kırık halime çok teşekkür ederim. Bas gitarda Mehmet Özel. Devam. Perküsyonda Gurur Nar. Kanunda Devrim Etkiz. Burak Çorak. Davulda Gencay.